1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden tüm izleyenlerimize sevgi dolu selamlar. Bilinçli aile, sağlıklı nesil için önceliğimiz çocuk sağlığı programları doğrultusunda aylık olarak sizlerle buluştuğumuz yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk neonatologlarından Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu hocamla karşınızdayız. Bugün yine çok değerli konuklarımız var. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız Operatör Doktor Süleyman Yeni Ocak. Hocamız
doğumda birazdan yetişecek beslenme ve diyet uzmanımız, uzman diyetisyen Büşra Çenger. Yayının başında kendilerine hoş geldiniz diyerek başlamak istiyoruz. Evet, tüm yayınlarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da bu vesileyle sizlere teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. İzleme oranlarımızı görüp ulaşabildiğimiz insanları görmek bizler için büyük mutluluk. Sağlık bilgisi sunmak, toplumsal ve sosyal sorumluluklarımız halinde her daim sizlerle birlikte buluşmaya devam edecek. Bugün gebe ve loğusalarda beslenme konusuna değineceğiz. 22 yıldır anne ve bebek sağlığına vermiş olduğumuz önemi bu anlamlı yayınlarla sizlerle paylaşıyoruz. 22 yıldır kadın hastalıkları ve sağlığına, sağlıklı gebeliklere yönelik çok güzel işler ortaya koyduk. Kurum olarak edindiğimiz misyon, vizyon doğrultusunda toplumun sağlığını önemseyen etik, etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmetlerini ulusal ve uluslararası sunan bir sağlık kurumu olduk. Her ırktan, her renkten annelerimiz, bebeklerimiz var bizim. Gece gündüz demeden anneler ve bebekler için doktorlarımız bir telefon kadar yakın ya da bir telefonla burada oldular. Onlara da bu vesileyle iyi ki varsınız diyelim ve bu tercih edilirlikte çok büyük katkıları olduğunu söylemiş olalım. Evet, Mart ayına girdik. Bildiğiniz gibi Mart ayı pandeminin ülkemizde başladığı zamanlar. Neredeyse tam bir yıl olmak üzere. Yani biz tam bir yıldır bu zorlu süreçten geçiyoruz. Ama Mart ayının içinde bir güzellik de saklı. Nedir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet, hepimiz bir kadından dünyaya geldik. Hepimizin ilk doktoru, ilk öğretmeni bir kadın, bir anne. En sonsuz sevgi dolu varlıktır kadın. Ve umarız bunun yanında onlara toplumda duyulan saygınlık da her daim sonsuz olsun. Bu arada Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde de çalışanların hemen hemen neredeyse %75'i bayanlardan oluşuyor. Yani bir bayan sağlık ordusu da var hocam. Çok güzel, kutluyorum. Evet, kadın her yerde başarılıdır. Kadın her işi yapabilir. Kadın bulunduğu her yeri güzelleştirir. Biz de kurum içinde tabii ki sürpriz bir aktivite gerçekleştireceğiz. Onu da buradan söyleyelim. Ama öncesinde de şimdiden yayınımızı izleyen tüm takipçilerimiz, hastalarımız, hasta yakınlarımız, hastane çalışanlarımız ve tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü şimdiden kutlu olsun diyerek başlıyoruz. Evet, Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi bilimsel danışmanımız ve neonatolog Profesör Doktor Asiye Nohoğlu hocamla birlikte yayınımızın başında belirttiğim gibi sizlerle aylık olarak düzenli bir şekilde bu programlarla buluşuyoruz. Evet, ben hocamı selamlayarak hoş geldiniz diyerek sözü kendisine bırakıyorum. Hoş bulduk Gönülcüğüm. Aslında bu açılış konuşmasında belirttiği sözler hani tüm kadınlar için çok önemli. Ben de değerli izleyicilerimize çok önemli programa katılımlar için çok teşekkür ediyorum. Şahsım, tüm organizasyon ekibimiz, hastane yöneticilerimiz ve özellikle de bu programdan yararlanacak çocuklar adına hepsine hoş geldiniz diyerek en derin saygılarımı sunuyorum. Evet, Kadınlar Günü'nden söz etmemek mümkün değil. Aslında yıllardan beri yapılıyor ama sanıyorum bu sene biraz daha farkındalıklar var. Çünkü basından, medyadan izlediğimiz kadarıyla. Biz üstelik bu sene, yani bu sene dediğim Aralık ayında yine kadın konusuna dikkat çekmiştik. Aralık ilk perşembesinde. Evet. Bu defa da yine Mart ayında zaten Gönül Hanım da belirttiği gibi hastanemiz 22 yıldır. Ben çocuk dostu hastane olarak biliyordum ama özellikle ben şu dikkatimi çekti. %75 kadın istihdamı. Evet. Hani buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü çoğunluk yerde maalesef hani burada kadınların adına pozitif aşamada bir farkındalık var. Ben onun için tüm hastane ekibini de kutluyorum. Çünkü hepimizin bildiği gibi ülkemizde özellikle Cumhuriyet döneminden başlayarak kadınlarımız adına, kadınlarımızın statüsü, cinsiyet ayrımcılığının olmaması ve onlara fırsat eşitliğinin sağlanması, yine şiddet ve istismardan korunmasına yönelik anayasamızda ve kanunlarımızda çok özel maddeler olduğunu biliyoruz. Ancak
bunlara ulaşmada, erişmede bazı tartılıklar var, yetersizlikler var. Bunun için toplumsal olarak, bütüncül olarak yaklaşmak gerekiyor. Ve ülkemizin en ücra bölgesindeki kadınlara da ulaşmanın önemli olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu arada bizim programımızın ismi Koruyucu Sağlık. Tabii çocuk deyince kadın bundan ayırt edilemez. Ama ben kadın günlerini de tüm izleyicilerimizi kutlarken diğer taraftan da önemli bir sloganı paylaşmak istiyorum. Bu sene Mart ayında, tüm Mart ayını ben kadınlar için farkındalık ayı olarak düşündüm ve çok sayıda aktiviteler yapacağız. Bu önemli aktivitelerin birisini de yıllardır ve aylardır özellikle yürüttüğümüz periyodik programlar gibi Avrasya Hastanesi'ne gerçekleştirmiş oluyoruz. Değerli izleyicilerimiz, gelişmiş toplumların temeli çocuklardır. Kalkınmanın temeli ise kadınlarımızdır, kadınlardır diyerek hani ben kadınların önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Kadınlar her yerde hak ettiği statüye getirilmelidir. Bu konuda da hepimize ayrı ayrı çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Ve ben özellikle tekrar %75 istihdamı ben diğer programlarımızda da kullanacağım. Çok güzel bir olay gerçekten. Evet, çünkü kadınlar bilindiği gibi toplam nüfusun yaklaşık %49 nokta küsur. Yani yaklaşık yarısını oluşturmakta. Ama iş gücüne, çalışma yaşamına veyahut üniversitedeki akademisyenlere bakıldığı zaman kadınların sayısının özellikle politikada çok yetersiz olduğunu biliyoruz. Biz onun için eğitimden siyasete, politikaya, kültürden ekonomiye kadar her alanda kadınlara da eşit fırsatların sunulmasının önemli olduğuna tekrar dikkat çekmek istiyorum. Ve bu arada hemen konumuza döneceğim. Çünkü sevgili arkadaşlarım da burada bekliyor. Biz her programda belirttiğimiz gibi bizim programımızı izleyenlerin veya izleyecek olan tüm erişkinlerin ana amacının ülkemizin geleceği çocuklarımızın hayata iyi bir başlangıç yapabilmesi ve bu doğan bebeğin de kendi genetik potansiyelinde en üst düzeyde gelişebilmesi olduğunu biliyoruz. Biz bunları söylerken bizim programlarımız bir yıllık, iki yıllık değil. Çünkü genetik ekspresyonların oluşabilmesi 3 nesil gerekiyor. Yani demek ki biz bu programları inşallah bizden sonra ben elimden gücüm geldiği kadar devam ettireceğim tüm ekibimizle. Ayrıca bizlerden sonra gençler, çocuklar bunları devam ettirerek 2100'lü yıllara kadar, yani artık böyle giderek ileriye gidiyorum, bunların olmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Bugün de zaten Avrasya Hastanesi kadın doğum bölümünde ve yine çocuk polikliniğinde 26 haftalık doğan, 900 gram doğan bir bebeğin takiplerini yaptık. Ve hepsi de hastaneden çok memnun olduklarını ifade ettiler. Ben de onlarla tekrar tekrar konuşarak bir isteğiniz var mı diye sorduğumda hepsi çok memnunuz, çok güzel. İstediğimiz anda ulaşabiliyoruz dediler. Ki değerli izleyiciler, günümüzde hani bizim hastanemiz böyle, diğer hastanelerde benzer hizmetlerin verildiğini biliyorum. Çocuklar için gerçekten çocuklar daima toplumda önceliğimizdir. Bunu bilin bir defa. Ve bu arada çocukların hayata iyi başlangıç yapabilmesi için gebelerin bedensel sağlığı, psikososyal durumu, beslenme durumu hepsi son derece önemlidir. Evet, biz bugün şimdi o dönemlerden geldik bu defa. Hani bebeğin sağlıklı doğabilmesi için gebelik süreci çok önemli, doğusalık önemli. Ve burada da beslenmenin tüm yaşam süresince önemli olduğunu, ancak özellikle insan yaşamının en hassas ve kritik evresidir ki bebeğin anne karnındaki dönemi çok önemli. Bu dönemde de etkileyen diğer faktörler yanında beslenmenin önemli olduğuna dikkat çekmeye çalıştık. Evet sevgili Büşra burada, diyet uzmanımız. Cici çok genç bir diyetisyen hanım. Ondan sonra ben tabii artık belirli bir yaşta emekli oldum. Herkes çok genç görüyorum. Süleyman Bey de öyle, Gönül de öyle. Ama ben böyle gençlerle, çocuklarla bir arada olmaya alıştım. Şimdi Büşra'cığım, gebelik öncesi, çünkü artık böyle sırf gebelik değil de, çünkü kadın doğumcu arkadaşımız Süleyman Bey her toplantıda sadece gebelik dönemi değil, gebelik öncesi, gebelik öncesi, gebelik öncesi diyor bize. Gebelik öncesinde anneler beslenme konusunda nelere dikkat etsinler, neler yapsınlar? Evet, şöyle ki gebelik öncesi, gebelik esnasında, emziklilik döneminde beslenme son derece önemli. Eğer planlı bir gebelikse öncelikle gebeyi beden kütle indeksine göre normal aralıklarla, normal ağırlığa indirmeye çalışıyoruz. Ve o şekilde kendisine uygun bir plan, programla bu süreci daha rahat atlatmasına ve ilerleyen süreçte gebelik şekerinin çıkmamasına yardımcı oluyoruz. Bu
burada bizim esas aldığımız aslında yeterli ve dengeli beslenme. Son derece çok önemli yeterli ve dengeli beslenme. Biz tabağımıza her öğün baktığımızda proteinimizi, kaliteli protein kaynağımızı, bunların hepsini birazdan porsiyon olarak da değiniyor olacağız tabii ki. Tahıl kaynağımızı, sebze meyve kaynağımızı mutlaka görmemiz gerekiyor. Gebelik esnasında tabii ki ihtiyaçlarımız da artıyor. Protein ihtiyacımız artıyor, karbonhidrat ihtiyacımız artıyor. Burada eğer ki protein, kaliteli bir protein kaynağımız için her sabah anne sütünden sonra en değerli besinimiz olan yumurtayı biz öneriyoruz. Her sabah kahvaltımızda mutlaka yumurtanın tüketilmesini istiyoruz bu dönem içerisinde. Et, tavuk, balık ürünleri yine her öğlen ve akşam yemeğimizde mutlaka tabağımızda olsun istiyoruz. Yanında kaliteli bir tahıl kaynağımız. Genelde bu dönemde ekmek tüketilmez diye yanlış bir algı oluyor aslında. Bizim tahıl kaynağımıza da ihtiyacımız var. Karbonhidrata da ihtiyacımız oluyor. Bu sebepten dolayı yine kiloya göre değişiyor ama sabah 2 dilim kadar, öğlen 1 dilim, akşam 1 dilim kadar mutlaka tam buğday ekmeğimizi tüketiyor olalım. Eğer bir öğünde protein ağırlıklı beslendiysek, örneğin öğlen et, tavuk, balık kaynaklarından veya kuru bakliyat kaynaklarından tükettiysek, akşam yanında sebze tüketmemiz çok daha dengeli bir öğün sağlayacaktır. Yine süt ve süt ürünleri 2-3 porsiyon kadar istiyoruz bu dönemde, ihtiyaç artıyor çünkü. Ara öğünlerde yoğurt, meyve şeklinde bir ara öğün yapabilirsiniz. Gece yatmadan içeceğiniz ekstradan bir bardak süt hem size katkı sağlayacaktır hem de rahat uyumunuzu da sağlayacaktır aynı zamanda. Yine ara öğünlerinize taze meyve eklemeyi unutmuyoruz. Ceviz, fındık, badem yanında tüketildiği zaman kan şekerimiz de dengeliyor aynı zamanda. Tabii bu dönemde hekimimiz takviyeleri de başlıyor fakat vitamin ve mineral eksikliği de çok fazla görülüyor. Bunların görülmemesi açısından beslenmeyle de destekliyoruz. Özellikle folik asit, kalsiyum ve demir, bunların ihtiyacı gebelik döneminde son derece artıyor. Demir, eğer ki demir eksikliğimiz varsa takviyelere ek olaraktan biz beslenme anlamında neler yapabiliriz? Eğer ki demir içeren bir gıda varsa, örneğin bir kırmızı et veya bir köfte tüketiyorsak, bunu bir C vitamini kaynağı ile birleştirdiğimizde çok daha sağlıklı bir emilim gerçekleşecektir. Örneğin siz bir et tüketiyorsanız yanında bol limonlu bir salata tükettiğinizde emilim daha güçlü olacaktır. Biz bu şekilde bir kombinasyon yaptığımızda süt ve süt ürünü yanında tüketilmesini istemiyoruz aslında. Örneğin yoğurt yanında değil de ara öğünde tüketilmesini istiyoruz ki emilimi azaltmasın. Veya sabah açık çay içiyorsanız eğer bunu sonra bir veya 1,5 saat sonra ertelemenizi istiyoruz aslında. Yine burada aslında ne kadar kilo alalım diye de çok fazla sorular geliyor. Evet. Eğer ki normal bir gebe ise genelde 14 kiloya kadar normal ağırlıkta bir gebe ise 14 kiloya kadar diyoruz. Eğer ki beden kitle indeksi çok zayıf bir gebe ise 18 kiloya kadar çıkabiliyoruz. Eğer kilolu bir gebe ise, gebe kaldıysa 9 kiloya kadar kilo aldırabiliyoruz bu süreçte. Bir de emziklilik dönemimiz var. Emziklilik döneminde nasıl beslenmemiz gerekiyor? Öncelikle tabii ki su çok önemli. Çünkü halk arasında genelde şekerli yiyecekler sütü arttırdığına inanılır ama bu sadece kişinin kilo almasına sebebiyet verebilir. En önemli kaynak su, mutlaka 10-12 bardak su içiyoruz. Burada çünkü ihtiyaç artıyor. Yine beta karotenden de zengin havuç aslında çok güzel süt salımını da arttırıyor. Sabah yapacağınız bir havuçlu, dereotlu, yulaflı bir omlet size çok güzel süt olarak geri dönecektir. Çünkü yulaf ve dereotu da son derece süt yapıcı aslında etkenlerdir. Yine bebekte gaz oluşuyor diye sorular da geliyor. Burada aslında içeceğiniz bir fincan rezene çayı hem sizi rahatlatacak hem bebeğinizi rahatlatacak hem de gaz oluşumunun önüne geçecek. Veya gün içerisinde bir bardak kimyonlu su içebilirsiniz ek olarak. Yine bu dönemde de folik asit çok önemli, kalsiyum çok önemli. Koyu yeşil yapraklı sebzeler özellikle bu mineralleri içerir. Tabii bunların pişirilmesi de son derece önemli. Eğer biz sebzeleri, özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeleri çok fazla pişirirsek bu mineraller maalesef ki uçuyor. Bu sebepten dolayı kendi suyuyla pişirilmesi son derece önemli. Eğer bu noktalara dikkat edersek bu süreçte hem gebelik öncesi hem gebelik esnası hem de gebelik sonrasında emziklilik dönemini bu şekilde rahat bir şekilde geçirebiliriz. Burada önemli olan şey diyetisyenle birlikte yol alıp kişiye özel bir programın oluşturulması aslında. Çok doğru. Aslında Büşra, çok teşekkür ediyorum. Yani bu arada özellikle yine genel
beslenmede olduğu gibi sürdürülebilir, kesinlikle, doğru beslenme, yeterli ve dengeli beslenmenin önemli dikkat çekme dışında. Evet. Özellikle folik asite dikkat çekmen çok, evet, önemli. Buna mutlaka Süleyman Bey değinecektir. Yine tabii çok önemli bir nokta. Hani demir eksikliği zaten gebelerimizde çok sık görülen bir sorun. Evet. Hani bunun için ilaç verme dışı gerektiği, yani ilaç takviyesi gerekir veya gerekmez. Orada da tabii dikkat edecek kurallar var. Buna Süleyman Bey değinecek. Ancak demir içeren gıdalar alındığında asitli ortamın özellikle demir emilimini artırmasına dikkat çekmesi çok önemli. Değerli izleyiciler, yani burada önemli püf noktalarını Büşra Hanım vurguladı. Yani orada aynı gıdayı alırsın ama aynı değeri elde edebilmek için demek ki bazı noktalara, yani ara öğünde nasıl vereceğiz, yoğurdu ne zaman tüketeceğiz, meyveyi ne zaman tüketeceğiz, kahvaltıda ne yapacağız, bu ince ayrıntılara değindi. Ancak tabii ki sorularınız olursa yine, evet, dijital kanallardan ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bu konulara tekrar tekrar değineceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Evet, bakalım burada kadın doğumcu arkadaşımız doğumunu yaptırdı ve geldi, yanımıza katıldı. Hoş ben geldin. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, daha doğrusu kadınlar için farkındalık ayındaki Arapça programımızda verdiği destek için, ayrıca tüm programlarımızda, koruyucu çocuk sağlığı programlarımızda da daima yanımızda, yakınımızda hissediyoruz kendisini. Evet, Büşra'yı dinledim. Evet, gebelere senin de tavsiyen olacak bu konuda. Büşra'ya teşekkür ediyoruz. Çok güzel özetledi gebelik dönemi ve öncesindeki beslenme ile ilgili püf noktalara vurgu yaptı. Hekim olarak bizim için aslında kadın sağlığı sadece gebelik dönemi için değil, genel olarak bir kadın sağlığı aslında bu toplumun sağlığı. Yani kadınımızın iyi beslenmesi, gebelik öncesi dönemde, ergenlik döneminde, genç yetişkinlik döneminde, anne adaylarımızın ileride anne olacakları bilinciyle beslenmesi, daha sağlıklı bebekler dünyaya gelmesi için önemli bir faktör. Daha sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi, daha sağlıklı nesiller, daha sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek anlamına geliyor. Bu yüzden kadınlarımızın sağlığı bizim geleceğimiz özetle ve bu anlamda her türlü desteği verme konusunda hepimizin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Dediğim gibi aslında ergenlik döneminden itibaren maalesef son zamanlarda... Bu da çok önemli bir nokta. Tabii, ergenlik döneminde tabii, ergenlik kız döneminden ve erkek çocuklarında, sadece tabii kız çocuğu değil, ki, erkek çocuklarında beslenmesi. Şimdi çocukluk dönemi obezitelerini çok görür olduk. Polikistik over sendromunu, ki insülin direnciyle çok ilişkili, bunları çok görür olduk. Ergenlik döneminden itibaren özellikle kız çocuklarımızda yaşanan hormonal değişikliklerle yanlış beslenme alışkanlıkları oturabiliyor. Evet. Tabii sizin alanınıza giriyor o çocuk sağlığı, o ergenlik dönemi. Hepsi eminim, bir bütün zaten. Bir bütün tabii, bir bütün tabii. İşte bizim gebelik yaşlarına gelene kadar, anne adayı olana kadar ki dönemde oturmuş olan çok yanlış beslenme alışkanlıkları olabiliyor. O yüzden baştan doğru beslenme alışkanlıklarını oturtmak, Müşra'nın da belirttiği gibi gebelik şekeri çok ciddi bir risk oluşturabiliyor. Gebelikte gebelik tansiyonu çok ciddi risk oluşturabiliyor. Öncelikle hazır gıdalardan uzak durup, doğal, dengeli ve yeterli beslenme alışkanlığının ergenlik döneminden itibaren, genç yetişkinlik döneminden itibaren başlatılması. Gebelik planlıyoruz, anne adayız, gebelikten 3 ay öncesinden itibaren folik asit takviyesinin başlanması, nöral tüp defekti dediğimiz sinir sistemiyle ilgili bebekte gerçekten can sıkıcı, çok ciddi anormalliklerin oluşmasını engelleme konusunda çok olumlu bir etkiye sahip. Folik asit eksikliği var iken gebe kalındığı zaman, bu tarz riskler devam ediyor. Gebelikte nöral tüp defekti olma riskini kendi elimizde artırmış oluyoruz. Aslında kişinin vücut kitle indeksi bizim gebelikte nasıl kilo alacağını, Büşra Hanım da belirttiği gibi minimum 5 ila 9 kilodan maksimum 18 kiloya kadar olan bir skala var orada. Gebeyken ilk gebe kaldığındaki vücut kitle indeksine göre belirlememiz gerekiyor, evet, bunu. Gebelikte herkes şu kadar kilo alır diye bir şey yok. Ya da herkes benzer takviyeleri, kişisel ihtiyaçlar farklı olabilir. Gebeliğin farklı dönemlerinde artan kalori ihtiyaçları vardır. Hani benim hekim olarak Müşra Hanım'a ek olarak söyleyeceklerim. İlk 3 ayda aslında ciddi artan bir kalori ihtiyacı yok. Evet. Yani ilk 3 ayda günlük 50-60 kilo kalori gün bir artan kalori ihtiyacı var. Hatta hiç kalori, eskiden nasıl besleniyorsa o kadar beslense bile yeter. Orada bir pencere gebelik bulantısını açabiliriz. Gebelik bulantısı var iken aslında bazı gebelerimiz bunu kendi elleriyle arttırıyorlar. Şekerli,
yağlı yiyecekler gebelik bunaltısını inanılmaz arttırabilir. Biz o dönemlerde kuru, katı, tuzlu ve yağsız beslenmeyi öneriyoruz. İlk 3 ayda ciddi gebelik bunaltısı şikayetleri varsa hastamızın, yani bir makarna yiyecek diyelim, makarnayı sadece haşlayacak, yağ yok, sos yok, salça yok, ketçap yok, sadece tuz dökecek üstüne ve yiyecek. Pilav yiyecek diyelim mesela, pilavı haşlayacak, üstüne tuz döküp yiyecek, bu kadar. Bu gebelik bunaltısı döneminde az yedim, çok yedim, hayır, aç kalmasın, bir de çok çok önemli, susuz kalmasın. Evet. Su. Yani bu gebelik dönemi için özellikle bizim belirteceğimiz yeterli sıvı alımı, ortalama günde 3 litre civarında bir su alımı hayati bir önem taşıyor. Gebeliğin ilerleyen dönemlerindeki riskleri azaltmak adına ta gebelik öncesinden itibaren aslında neler yapılmamalı, neler terk edilmeli, onlar da çok önemli. Alkol kullanmamalıyız, çok asla. Doğru. Sigara kullanmamalıyız, asla. Hazır gıdalardan uzak durmayı, dediğim gibi ta ergenlik döneminden itibaren kız çocuklarımıza öğretip hazır gıdalardan uzak durmayı öğrenmeliyiz. Hangisinin neye sebep olduğunu, içerisinde pek çok katkı maddesi olan şeylerin genetik mutasyonlara bile bebekte yol açtığı düşünülebiliyor. Kafein tüketimi sınırlandırılmalı gerçek anlamda gebelik. Sigara kullanımı sıfır. Yani ben bir sigara içersem bir şey olmuyor, iki sigara içersem bir şey olmuyormuş falan gibi bazı popüler söylemler, evet gerçekten var. Hayır, sigara sıfır. Yani bunun azı ya da çoğu yok. Yani biz bir sigara içtiğimiz zaman plasenta aracılığıyla 8 saat bebeğe nikotin gidiyor. Yani zaten iki sigara içtiğimiz zaman bütün günü nikotine maruz bırakmış oluyoruz ve oradaki pek çok kimyasala. Kafein ve ona benzer sürekli çay tüketimi, kahve tüketimi, erken doğum, düşük riski, sigara ile ilgili zaten saysam bitmeyecek pek, evet, çok risk, erken doğum, düşük, erken su gelmesi, bebekle gelişme kısıtlılığı. Kim yaşam süresince, değil mi, sigaranın zararı, kim yaşam süresince, ama tabii gebelik dönemi daha da önemli. Yani tabii bu. Fakat ben bildiğim kadarıyla, daha doğrusu bizim yani 80'li yıllarda yaptığımız, 80'li 90'lı yıllarda yaptığımız çalışmada sigara tüketimi yani Avrupa ülkelerine göre falan daha düşüktü. Alkol tüketim. Daha doğrusu ben bu çalışmayı... Gebelik döneminde tabii, mi? Doğu Karadeniz bölgesinde yapmıştım. Evet, belki evet. Oradaki kadınların aile yapısı gereği. Yani orada bizim olumlu bulduğumuz özelliklerimiz, evet, sigara, evet, ve alkol tüketimi. Evet. Yani Türkiye ortalamasına göre de düşüktü ama tabii orada da başka sorunlar vardı. Evet, evet. Ama genelde hiç kullanılmamasına dikkat çekmeye baktığımız, evet, zaten Büşra ile aynı noktalara değindir ama özellikle sigaraya, alkole, kafeine tabii dikkat çekmek çok bitki çayları, önemli. Bazı bitki çayları bize çok sorulur. Bitki çaylarının da tüketimi sınırlandırılmalı. Ada çayı, ahududu gibi bazı gerçekten erken doğum sancılarının düşükle ilgili olabilecek rahim kasılmalarını başlatabilecek sakıncalı bitki çayları da mevcut. Hepsinin tüketimi 1-2 ile sınırlandırılması gereken şeyler bunlar. Karadeniz dediğiniz şöyle bir şey aklıma geldi. Aslında endemik bazı özellikler, yani bölgesel bazı özellikler olabiliyor. Neyi takviye verelim, neyi vermeyelim konusunda bizi aslında iyi, olumlu anlamda yönlendirebiliyor. Endemik, yani bölgesel iyot eksikliği olan bir bölge. Tabii. İyot desteklenmeli. Zaten iyot alımı fazla olduğu bölgelerden biri. Bölgelerden biri. İyot, evet, desteklenmeli. İyot alımı uluslararası rehberlerde de özellikle üzerine vurgu yapılan bir şey. Demir eksikliği var ya da yok gebeliğin başından itibaren ya da 12. 14. haftadan itibaren demir takviyesi yapılması zaten elzem olan şeylerden biri. Eksiklik olsa da olmasa da o esnada artacak olan ihtiyaçtan dolayı demir depolarının boşalacağını öngörmemizden dolayı demir takviyesi zaten bütün gebelere yapıyoruz. Doğumdan sonraki ilk 3 ayda da demir ve folik asit alımının devam ettirilmesi gerekiyor. İlk 3 aydaki dönemde, emzirme döneminde. İlk 6 ay sadece anne sütü, zaten bir slogan, bütün ülkemizde, evet, çok yaygın bir şekilde halk sağlığı açısından da desteklenen bir şey. Yapılmaması gereken şeylere de vurgu yaptıktan sonra sözü size tekrar bırakıyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben aslında önemli, o değindiğim nokta, gebelikten sonra gebelik şekeri, yanlış beslenme. Hatta dedi ki endemik özellikler bir yana orada bile olsa kişisel yaklaşım, değil mi? Nutrigenetik doğrultusunda artık günümüzde kişisel yaklaşım. Yani aynı ailede iki kız kardeş de olsa, iki çocuk bile olsa, iki çocuk bile olsa artık böyle bireysel farklılara dikkat çekiyoruz. Onu zaten altını çizerek de vurguladı. Senin de vurgulaman iyi oldu. Çünkü toplumda herkes
komşum şunu yiyor, ben de bunu yiyeyim. Hı. O bunu yapıyor. Tabii genel bir özellikleri birlikte. İki canlısın, iki kişilik tabii yemek zorundasın ancak gibi. Öyle bir kişisel şey farkındalıklara çok iyi dikkat çekmek lazım. Ben çok teşekkür ediyorum iki arkadaşıma da. Çok güzel vurguladılar. Değerli izleyicilerimiz. Evet, bugün Dünya Kadınlar Günü'nün de içinde olduğu Mart ayında. Evet, kadın dostu, evet, çocuk dostu bir hastane olan Avrasya'da sizlere seslendik. Özellikle ben kadın istihdamının %75 olduğunu bu ay içerisinde bütün programlarda vurgulayacağım. Hı. Ama benim merak ettiğim nokta, hani Avrasya Zeytinburnu için bu geçerli. Evet. Avrasya'nın Gazi Osman Paşa ve Çamlık'taki kurumlarında da kadın istihdamı benzer ölçülerde de bilebiliyoruz. Aynı oranlarda yaklaşık, evet hocam. Tamam. Ama ne doğru kadar güzel demek. Kadınlar için demek ki hastaneler bu ortamları iyi. Zaten şunu da biliyoruz, günümüzde akademisyen kadınları da incelediğimizde araştırma görevlisi, doktora yapan sayısında erkeklere çok yaklaştı. Hmm. Ama daha üst düzeyde yöneticilik veya işte politika gibi konularda eksikler, ama belli ki önümüzdeki yıllarda bu araştırma görevlerimizin, doktora yapanlarımızın da akademisyen olacağını, daha etkin yerlerde görev alabileceğini düşünüyoruz. Evet, herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü, Dünya Kadınlar Ayı'nı evet kutluyoruz. Evet, bu arada önümüzdeki ay ilk perşembede görüşmek üzere diyorum ve sevgili sunucumuza bırakıyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere bugünkü katkılarınızdan dolayı. Evet, Profesör Doktor Sayın Asiye Nuhoğlu, yine Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Süleyman Yeni Ocak hocam ve diyetisyenimiz, başarılı diyetisyen, uzman diyetisyen Büşra Çengel'i dinledik. Evet, annelere, anne adaylarına, loğusalara, evet, umuyoruz ki faydalı bilgiler sunduk. Tabii izleyicilerimiz arasında yine babalar da vardır. Bunlar da eşlerine bu faydalı bilgileri yakınlarıyla paylaşacaklardır. Evet, tüm takipçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz bu izlemelerden dolayı ve önemli noktalara değindik yine. Evet, hocalarımızın tecrübeleriyle sizlerle buluştuk ve her haftada buluşmaya devam edeceğiz. Bu programlarımızda aylık olarak yine sizlerle buluşmaya devam edecek. Ben bu yayının sonunda yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Evet, hocam geçtiğimiz ayda bahsetmiştik, siz de biliyorsunuz. Her ay bir çalışanı ve bir takipçimizi ödüllendiriyoruz demiştik. Sosyal medya hesaplarımızda bizim yapmış olduğumuz bu paylaşımlarımızı en çok izleme, beğeni, yorum ve paylaşımda bulunan hastane çalışanlarından ve takipçilerimizden birer kişiyi her ay sürpriz ödüllerle buluşturuyoruz. Şubat ayının verileriyle, Facebook'un bize verdiği verilerle bu kişileri belirleyerek sürpriz ödülleriyle buluşturacağız. Belki de o şanslı kişi sizsinizdir diyelim. Evet, bu vesileyle de bu yayınımızı sizlerle paylaşmış olalım. Evet, tekrar ne diyoruz? Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyoruz. Sizlere sunduğumuz bu bilgilerle birçok kişiye, topluma ulaşmak, sosyal sorumluluklarımız haline geldi artık. Hocam poliklinikte gerek gebe hastaları olsun, gerek diğer branşlar olsun, diyetisyenimizle ve diğer tüm branşlarla bir hasta yönlendirmesi halinde oluyorlar. Burada her şey hastanın sağlığı, doğru tedavisi ve burada şifa bulması için biz buradayız diyoruz. Evet, hocalarımdan ve diğer tüm branşlarımızdan 0212 665 5050 numaralı çağrı merkezimizdeki danışmanlarımızdan ve internetten online randevu sistemimizden randevu talebinde bulunabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın diyoruz, hoşça kalın diyoruz. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse
insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Kanal 58 izleyenlerimiz, bugün Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımızda önemli bir konunun paneli verildi. Gebe ve lohusalarda doğru beslenme konulu panelimizde diyetisyenimiz Büşra Çengel de bulunuyordu. Sayın Çengel, neler söyleyecekler bu güzel panelimizle ilgili, kendilerinden dinliyoruz. Evet, çok güzel bir panel gerçekleştirdik ve aslında gebelik sonrası beslenmeye değindik. Buradaki hassas noktalara değindik çünkü hepsi çok önemli aslında. Bu süreçte boyunca aslında diyetisyenle yol almak hem bebeğin sağlığı açısından hem de annenin sağlığı açısından son derece önemli. Çok güzel bir program gerçekleşti. Siz de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Bilinçli aile, sağlıklı nesil önceliğimiz, yani Avrasya Hastanesi'nde çocuk sağlığı denilince akla da önemli bir hocamız geliyor. Profesör Doktor Sayın Asiye Nuhoğlu bizlerle birlikteler. Gebe ve lohusalarda doğru beslenme ile ilgili çok da güzel bir panel sundular. Anneler, babalar, ebeveynler bu paneli dikkatle takip ettiler. Peki Sayın Asiye Nuhoğlu neler söyleyecekler, kıymetli hocamızdan dinliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten toplumumuzun geleceği, çocuklarımız, sağlıklı nesiller için son derece önemli bir konu. Ama çocukların sağlıklı doğabilmesi için anneler tabii ki önceliğimiz. Annelerin sağlıklı bebek doğurabilmesi için çok çeşitli faktörler var. Gebenin bedensel sağlığı,
ruhsal sağlığı, sosyal durumu. Fakat bunlar içerisinde en önemli faktörlerden birisi de beslenmedir. Beslenme deyince tüm yaşam süresince yeterli ve dengeli beslenme insan sağlığını etkileyebilen en önemli çevresel faktör. Ancak yaşamın bazı evrelerinde daha da önem arz etmektedir. Örneğin bunlar içerisinde en önemli devrelerden birisi de gebelik ve emziklilik dönemi ki bugünkü panelimizin konusu. Çünkü bu dönemdeki beslenme bir taraftan bebeğin sağlıklı doğabilmesine katkı sağlarken diğer taraftan da annenin ileri yaş grubunda sağlıklı bir birey olarak yaşamını devam ettirmesini gerektiriyor. Çünkü artık günümüzde ortalama yaşam süreleri uzadı. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Bugünkü panelimizde özellikle dikkat çeken noktalar sadece gebelik ve gebelik öncesi dönem değil, ergenlik ve ergenlik öncesi dönemde de doğru ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekildi. Çünkü çocuklarda, kız ve erkek çocuklarda yumurtanın ve spermin sağlıklı olabilmesi için demek ki gebelik döneminde buna dikkat etmek lazım. Yani onun için sadece gebelik öncesi de yetmiyor. Tüm yaşam süresince de sürdürülebilir doğru beslenme son derece önemlidir. Bu konuda aslında doğru bilinen yanlışlar var. Örneğin ben onlara da dikkat çekmek isterim. Gebelik döneminde iki can besliyorsun deyip çok fazla beslenme önerilebilir veya hanımlar onu yaptığı zaman çok aşırı kilo alabilir. Veyahut bazen gereksiz yere diyet yapan anneler olabiliyor. Veya sütün gelsin diye çok şekerli gıdayla beslenmeler olabiliyor. Bunların hepsi yanlış. Normal yaşam tarzı haline getirmek lazım yeterli dengeli beslenmeyi. Ancak bu dönemde özellikle gereken vitamin, mineral takviyeler yani vitamin derken özellikle folik asit takviyesi çok önemli. Minerallerden demir takviyesi önemli. Kalsiyum çok önemli. Ve doğal yiyecekler, katkı maddesi olmayan yiyeceklerin alınması, bol sıvı tüketilmesi ve tabii bunların yanında annelerin eşleri tarafından ve çevre tarafından desteklenmesi ve psikolojik gelişimi de son derece önemli. İşte bunların hepsi bir araya geldiğinde çocuk sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelecek. Yani özetle şunu diyebiliriz. Bilinçli anne, güçlü kadın, sağlıklı bebek, sağlıklı çocuk, sağlıklı erişkin ve sağlıklı nesiller için tüm çocuk ve kadın dostları el ele vermelidir diyerek ben teşekkür ediyorum size. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bu hafta Şifa Kapısı programımıza gebe ve lohusalarda doğru beslenme konulu panelimizi sizlerle paylaştık. Bu güzel panelimizin ardından değerli yöneticilerimize, doktorlarımıza, hekimlerimize, röportajlarımıza devam ederken Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda Şifa Kapısı programımızı az önce sizler de takip ettiniz. Çok güzel konular vardı ve değerli hocamız bizlerle birlikteler. Sayın İbrahim Urlu hocam bizlerle birlikte neler söyleyecekler bu anlamda panelle ilgili. Çünkü ne diyoruz? Hiçbir şey insan sağlığı kadar önemli değildir. Evet, hoş geldiniz. Bugün bilinçli aile, bilinçli anne, bilinçli kadın ve bilinçli çocuklar sağlıklı kadından sağlıklı toplumun, gelişmiş bir toplumun yaratılabileceği programını, panelini birlikte izledik. Bir annenin toplumun, gelişmiş bir toplumun temeli olduğunu, orijini olduğunu görüyoruz. Toplumun da geleceği bilinçli annelerden, onların sırtından geçmektedir. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bir Şifa Kapısı programımızın yine sonuna geldik. Bu hafta da sizlerle gebe ve lohusalarda doğru beslenme ile ilgili panelimizi paylaştık. Emeği geçen tüm kıymetli hocalarımıza teşekkür ederken sizlerle Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında
21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.